Sevgili Evvel Cevap YouTube kanalı takipçilerim, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitabımızda yer alan Gazlı Göl adlı metni inceleyeceğiz. Dilerseniz hazırlık çalışmalarını cevaplandırmayla başlayalım. Birinci sorumuz, yaşadığınız ya da gezip gördüğünüz bir yerle dağ, deniz, tepe, göl, akarsu, çağlayan, kale, kule, çeşme, köprü ve benzeri ile ilgili hikaye ya da efsaneyi anlatınız. Biz arkadaşlar Titreyen Göl efsanesini örnek olması açısından ee, anlatacağız, yazacağız. Titreyen Göl ülkemizde Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer almaktadır. Göl gerçekten bakıldığı zaman aynı bir titreme görüntüsünü ortaya koyduğu için Titreyen Göl denilmiştir. Rivayete göre gölün kenarında yaşayan ve kuşlara besleyen yaşlı bir balıkçı oturmaktadır. Kuşlar yaşlı balıkçı gölün kenarında gördüklerinde kanatlarını çırparak ona doğru gelirdi. Bir gün bu gölde alnından avcılar su üstündeki ördekleri vurur. Yaşlı balıkçı bunun karşısında avcıların üzerine yürür ve onları avlanmak, avlanmaktan vazgeçirmeye çalışır. Avcılar yaşlı adamı ihtar ve su üstündeki vurdukları ördekleri almaya çalışır. Bu sırada diğer ördekler hep birlikte havalanarak kanatlarıyla bir hortum oluşturur ve avcıları kaçırırlar. Bu olaydan sonra göl hep titremeye başlar. Bu titreme yöre halkı kuşlar yaşlı balıkçıya ağlıyor diye yorum yaparlar. Yurdumuzda özellikle ee, yerler için, özellikle yerler için neden hikaye ya da efsaneler anlatılmıştır? İnsanların ilgisini bu yerlere çekerek buralara ziyaret etmelerine sağlayıp turistik faaliyetlerin gelişmesi için anlatılmıştır. Birazdan okuyacağınız metnin başlığını ve görsellerini inceleyiniz. Metnin konusunu tahmin ediniz. Tahmininizi ve metinle ilgili zihninizde oluşan soruları birinci etkinliğe yazınız. Evet arkadaşlar şimdi metnimizi okumaya başlayalım. Gazlı Göl Yurdumuzun neresi güzel değil ki? Neresi allı pullu, güllü, dallı görünmez. Dağı da güzel, bağı da güzel. Çatlak, susuz toprağı da güzel. Uykusuz sarı yaprağı da güzel. Irmakları tatlı, gölleri ince. Denizleri derindir. Hele ormanları koyu yeşiller içinde pek serindir. Orta Anadolu'ya inerseniz çıplak bir tatlık sarar içinizi. Uzanıp giden apak ovalar, tepeler ardından Akdeniz'in ormanları, Ege'nin yeşil tarlalarını, Akdeniz'in çeşitli çeşit yapraklarla coşan görünümlerini ararsınız. Ararken göller bulursunuz. Göllerin masallarıyla avunursunuz. afyon Karahisar'ın yakınında Gazlıgöl derler bir yer vardır bu yerin bu göl, bu gölün bir masalı var. Dinledik, pek sevdik. Şimdi onu size anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Bir varmış, bir yokmuş. Bir kral varmış. Bu kralın adı Midas'mış. Kral dedin sevinç içindedir. Yaşamı yaşamdır. Onun emrine boyun eğenler ağımdır, paşamdır. Midas'ın işi iş. Her gün tasarladığı, gördüğü hep altınlı düşmüş. Ama yüreğinin tam ortasında düşünü, işini, kendini acılarla zehir ettiren kapkara bir tasası varmış. Biricik kızı, bir tanesi, nur tanesi. Gençliğinin sevinçleriyle, bağırın türküleriyle coşamıyormuş. Vücudunun her yerinde iri iri, kara kara, başları al al, yara yara kocaman çıbanları varmış. Uyuyamıyor, yatamıyor, gezemiyor, tozamıyormuş. Bir dakikası bir yıl kadar uzun, bir günü bir ömür kadar genişmiş.'' her yerinde sanki bin yılan etini kemiğini dilim dilim doğruyor. Tatlı canına bir tadımlık yaşam mutluluğu vermiyormuş. Kral Midas bu günleri karartan geceleri uzatan yasın içinde kızıyla birlikte kıvranıp duruyormuş. Çalmadığı kapı, almadığı öğüt kalmamış. 700 dağın otu, 700 hayvanın eti, ırmakların suları, dudakların doğalları bir fayda vermemiş. On çıban sönerken yeniden on çıban daha başlarmış. Genç kızın canına yakmaya. Fidan kız, ceylan kız, civan kız. Ah dedikçe kral vah ediyormuş. Ama hiçbir can acısı kızın yarısına merhem olamıyormuş. Kral Midas her gün tüm ülkelere kızının durumunu bildiren adamlar gönderir. Bir ilaç bir derman ararmış. Elden ne gelir, dilden ne gelir, yelden ne gelir. Kızın yıllar süren bu çilesi dolmamış. Yüzü hiç gülmemiş. Günler hep kara, geceler hep yara olur. Can ağrıların elinde dilim dilim doğranır da buna yürek dayanır mı? Dayanmaz. Kızın sabrı taşmış. Aklı yerinden oynamış. Gözleri, evi, yeri görmemiş. Atmış kendini ovalara, dağlara. Herkes kızın aklına kaçırdığını söylemiş. Kral bu durum karşısında yastıra dalmış. Yaşama, düze, yaşama düzeni iyiden iyiye bozulmuş. Kızın ardından adamlar salmış. Onu uzaktan gözetlemeye başlamış. Kız ele avuca sığmıyormuş. Deli mi deli. Yaraların sancılarının kıskanç, kıskacında, Pençesinde öyle inlermiş. Öyle inlermiş ki dağlar seller çın çın ötermiş. Her yerde ağlar. Her yerde direyle çağlarmış. Yerinde duramaz. Yattığı... Yerlerde kalamaz, saç baş dağınık, üst baş yırtık kendini çayların sularına atarmış. Gün gelmiş, ay geçmiş, aylar dolmuş. Artık kızın yanına kimse yaklaşamaz olmuş. Yabanlaşmış, yüzünün gözünün renklerini yitirmiş. Üstünü başını bitirmiş, bir ses bile anlamaz duruma gelmiş. Onu tanıyan kalmamış. Sesi, ovaların sesi, ağlayışları dağların nefesi olmuş. Kral Midas sarayında dertlerle baş başa acılar içinde iğneli bir sallanır gibi. Kızını düşünde düşünde solmuş. Mutsuz bir can olmuş. Günler geçmiş durmadan. Bir tam vakti deli kız bir tadımlık uykudan uyanıp hemen fırlamış. Başlamış koşmaya. Koşmuş koşmuş bir yamaçtan yel gibi inmiş. Uzaktan uzağa kuşlar ötüyor. Köylerin bacaları yeni yeni tutuyormuş. İğne iğne batan, ısıran, koparan çıvanların sancısıyla önüne çıkan bir kaynağı hemen kapanmış. Kanı kana içmiş. Kendinden geçmiş. Bir süre sonra uyanmış. Bir daha. Bir daha içmiş. Yine kendinden geçmiş. Daha sonra başını suyun içine sokmuş. Su ak e, su bir kayanın altından dupturu köpük köpük kabarıyor. Tertemiz çakıl taşlarının üstünden akıp gidiyormuş. Kız suyun gözüne bakmış içmiş. Suyun yüzüne bakmış içmiş. Sevmiş suyu. Sızları diner gibi olmuş. Sonra kollarını daldırmış içine. Sonra ayaklarını sokmuş. Daha sonra rahatlamış. Hemen kendini atıvermiş suyun içinde. Yüzmüş dışarı çıkmamış. Bu su başka bir su. Bu su başka bir duygu gibi sarmış onu. Gecelerce, gündüzlerce kalmış içinde. Susadıkça içmiş. Kandıkça içmiş. Durmadan içmiş. Ve yatışan ağrılarının ardından kendinden geçmiş. Onu gözetleyen saray adamları suyun yakınına hemen bir oda yapmışlar. Yemeklerini taşımışlar. Güzel yeni gesiler getirmişler. Bir yandan da suyun aktığı çakıllı çukuru genişletmişler. Gün gelmiş gün geçmiş. Bu su Midas'ın bir tek kızına tüm derman olmuş. Zamanla ne yere kalmış ne çıban. Tüm dedi yeniden değişmiş. Kıpkırmızı kara kara çıban başları sönmüş. Hepsi tatlı tatlı pembeleşen güllere dönüşmüş. Kızın yüzünde kan, her yerinde can yüreğine derman gelmiş. Gülmeye başlamış. Sudan çıktıktan sonra yeşil çayırda gezmiş. Gökyüzüne bakarak tüm varlığı şöyle bir içten süzmüş ve kendini anlamaya başlamış. Midas'ın kızı suda yıkana yıkana ayrı bir can olmuş. Ayrı bir can bulmuş. Yepyeni bir güzel kız olarak çevresindeki saray adamlarıyla konuşmuş. Kral Midas sevinmiş. Sarayına sığ sığamamış. Tüm acıları kaybolmuş. Hiç dert çekmemiş bir can olmuş kızıyla mutlu günlere yarınlara dalarken adamlarına kesin emrini vermiş. Suyun kazın göl olsun tüm canlar bu suna şifalarını bulsun. Su göl olmuş. O günden beri derilerinde bir acı duyanlar, sızlarından kurtulamayanlar buraya gelerek dertlerinden kurtulurlar. Varın siz de için. Varın su için de siz de kendinizden geçin. Ne dileğiniz varsa ona göçün. İbrahim Zeki Burdurlu'nun yazmış olduğu arkadaşlar bir metindi. Gazlı Göl. Evet arkadaşlar bence bu metnin konuşuşudur. Gazlı Göl'ün isminin nereden geldi ve hikayesi. Metinle ilgili zihnimde oluşan sorular Gazlı Göl nerededir? Gazlı Göl ismi nereden gelmektedir? Gazlı Göl şifalı bir göl müdür? Not okumaz sonrasında cevaplandırılan soruların üstünü çiziniz. Evet arkadaşlar şimdi sayfa 147'ye geçelim. Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını bunların anlamları ilgili tahminlerinizi aşağı yazınız. Daha sonra bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizi karşılaştırınız. Doğru tahmin ettiklerinizi inceliniz. Avunmak arkadaşlar bir şeyle uğraşarak acısını unutmak, sıkıntılardan uzaklaşmak, teselli bulmak. Çıvan, vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu deride veya deri altındaki şişkinlik, sızı, hafif ve ince ağrı, derman, Güç, takat, mecal, ilaç anlamında. Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Arkadaşlar 8 tane sorumuz var. Ee, sorular siyah, cevaplar ise kırmızı renkte gösterildi. Metnin konusu nedir? Baştaki tahmininiz doğru çıktı mı? Cevabımız metnin konusu Gazlı Göl'ün hikayesidir. Tahminim doğru çıktı. Kral Midas'ın kızının aklını oynatmasının sebebi nedir? Cevap çıbanlardan dolayı çektiği acıdır. Metinde Kral Midas'ın duygularını belirten ifadeler hangileridir? Ama yüreğinin tam ortasında düşünü, işini, kendine acılarla zehir ettiren kapkara bir tasası varmış. Kral Midas bu günlere karartan geceleri uzatan yasın içinde kızıyla birlikte kıvranıp duruyormuş. Kral Midas sevinmiş sarayına sığamamış tüm acıları kaybolmuş, hiç dert çekmemiş bir can olmuş. Bunları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Kral kızını korumak için ne yapmıştır? Kralın yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Kral kızını korumak için peşine adamlar salmış. Adamlara kızını gözetletmiş. Ben kralın yerinde olsaydım kızım yanından ayrılmazdım. Kız nasıl iyileşmiştir? Ak bir kayanın altından çıkan suyu içip onu, onunla vücudunu yıkarak iyileşmiş. Gazlı göl nasıl oluşmuştur? Kral Midas'ın emriyle suyun etrafı kazanıp göl olması sağlanmış. Gazlı göl hangi hastalıklara şifa almaktadır? Deri hastalıklarına şifa olmaktadır. Sizce metinde anlatılanların hangileri gerçek, hangileri kurgudur? Metinden gerçek ve kurgusal unsurlara örnekler veriniz. Metnin tamamı kurgudur. Metnin türünün masal olması bu metnin kurgu olduğunu gösterir. Afyon Karahisar'ın yakınındaki Gazlıgöl gerçektir. Dördüncü etkinliğimiz, Gazlıgöl kaplıcaları hakkında araştırmalarınızı hangi kaynaklardan yaptınız? Bu kaynakların güvenilirliği hakkında neler söylersiniz? Gazlı göl kaplıcalar hakkında araştırmanızı arkadaşlar internetten yaptım. Yani şu özür dilerim. Yani şöyle bir cevap verilebilir. İnternetten ve Afyon Valiliği ve Belediyesi'nden yaptım diyebilirsiniz. Gayet de güvenilir kaynaklar olduğunu söyleyebiliriz. Evet 5. etkinliğimize geçelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız. Ahmet Melek gibi biriydi gibi sana göre kim haklı göre bu işi senin kadar iyi yapamam kadar geç kalmamak e, hiç uyumadım için hiç uyumadım için Aydın'a babasıyla gidecekmiş. Yukarıdaki cümlelerde alt çizgi kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır? Altı çizili kelimelerin arkadaşlar tek başlarına bir anlamı yoktur. Çünkü bunlar birer edattır. Altı çizili kelimeler cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir değişiklik olur mu? Niçin? Altı çizdi kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir değişiklik olur arkadaşlar. Çünkü bu kelimeler cümle içinde anlam ilgileri kurarlar. Yukarıdaki altı çizdi kelimeler edattır. Edatlar kelimeler ve kelime grupları arasında anlam ilgileri kurmakta görevli kelimelerdir. Edatlar başka kelimelerle ve kelime grupları ile birleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kurar. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceleyiniz. Birazdan fırtına çıkacak gibi. Gibi bir edattır arkadaşlar. Tahmin olasılık anlamı katmıştır cümlemize. Bu iş düş, dünküne göre daha kolaymış karşılaştırma. Yumruklarım memleket kadar büyük kadar benzerlik. Lastik patladığı için geç kaldım. Neden sonuç. Toprağa saban ile sürdünüz araç. Özgür telaşla içeri girdi durum. Bağırmama rağmen beni duymadı. Tersine olarak sabaha karşı şehre vardık zaman. İnsanlar rıhtıma doğru yürürler. Yön. Bu araba ancak 10.000 eder. En çok benden başka herkes bu filmi seyretmiş dışında. Siz de okuduğunuz metindeki edatları bulup bunların cümleye kattığı anlamları yazınız. Her yerinde sanki bin yılan etini, kemiğini dilim dilim, dilim doğuruyor. Tatlı canına bir tadımlık yaşam mutluluğu vermiyormuş. Benzerlik anlamı katmıştır arkadaşlar buradaki edat. İki tane daha cümlemiz var arkadaşlar bu su başka bir su, bu su başka bir duygu gibi sarmış onu gibi edatı karşılaştırma. Bir dakikası bir yıl kadar uzun, bir günü bir ömür kadar genişmiş kadar arkadaşlar burada edatımızdır ve benzerlik anlamı katmıştır. Altıncı etkinliğimize bakalım. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz, cümlelerin altındaki soruları cevaplayınız. Deniz ve güneş onun en sevdiği iki sözcüktür. Bugün ya da yarın yola çıkacaklar. Çok uğraştı ama onu ikna edemedi. Bir baktım ki otobüs hareket etmiş. Borcunu verme de göreyim seni. Yukarıdaki cümlelerde alt çizili kelimelerin tek başlarına bir anlamı var mıdır? Alt çizili kelimelerin arkadaşlar tek başına bir anlamı yoktur. Altı çizili bu kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlelerin anlamında bir daralma olur mu için? Altı çizili bu kelimeleri cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamında bir, 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 daralma olur arkadaşlar. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler hangi amaçla kullanılmıştır? Cümle içinde kelimeleri, kelime gruplarını, aynı tür cümleleri ya da ayrı iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılmıştır. Yukarıdaki altı çizili kelimeler birer bağlaştır. Bağlaçlar cümle içinde kelimeleri, kelime gruplarını, aynı tür cümleleri ya da ayrı iki cümleyi birbirine bağlayan görevli kelimelerdir. Bağlaçlarında edatlar gibi tek başlarına anlamları yoktur. Bağlaçlar ile bağlacı hariç l, la kendilerinden önceki ve sonraki sözcüklerden ayrı yazılır. Bağlaçlar da edatlar gibi anlama katkı yapar. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceliniz. Dikkatli bir şekilde inceleyelim arkadaşlar. Burada bağlaçların altı çizilmiş. Cümlelerdeki bağlaçların altının nasıl çizildiğine ve hangi anlamları geldiğine bakalım. Müzik ile resim en sevdiğim derslerdir ile bağlacı beraberlik anlamı katmıştır. İhtiyacı var ki senden yardım istiyor ki bağlacı neden sonuç anlamı katmıştır. Ardından koştuk fakat yetişemedik fakat bağlacı karşıtlık anlamı katmıştır. Kermise gidebilirsin ancak eve erken dün ancak bağlacı koşul anlamı katmıştır. Bugün beni sen bile kızdıramazsın de bağ bir de bağlacı arkadaşlar de anlamı katmıştır. Adam olacaksın da biz, biz göreceğiz Alay inanmama, ne küserim ne incinirim, olumsuzluk anlamı katmıştır. Siz de okuduğunuz metindeki bağlaçları bulup bunları cümleye kattığı anlamları yazınız. Bakalım arkadaşlar. Yaraların sancıların kıskacında pençesinde öyle inlermiş, öyle inlermiş ki dağlar seller çın çın tün, ötermiş. Neden? Sonuç. Yabanlaşmış yüzünün gözünün renkleri itmiş üstünü başını bitirmiş bir ses bile anlamaz duruma gelmiş dahi de. Ağrıların elinde dilim dilim doğranır da buna yürek dayanır mı? Umutsuzluk. Altıncı etkinliğimizde bitirdik arkadaşlar. Yedinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Altındaki soruyu cevaplayınız. Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz. Tüh yine otobüsü kaçırdım. Hey çocuklar buraya gelin. Ay ne şirin bir köpek bu böyle. Vay gülüm nereden bu geliş? Yukarıdaki cümlelerde alt kelimeler hangi amaçta kullanılmıştır? Cümleye seslenme, şaşırma, pişmanlık, sevinç gibi anlamlar katmak için kullanılmıştır. Yukarıdaki alt kelimeler birer ünlemdir. Ünlemler korku, sevinç, şaşkınlık, acıma gibi, kızgınlık gibi duygular anlatıp çağrı, buyruk, seslenme, yasaklama gibi durumlara belirten kelimelerdir. Ünlemlerden hemen sonra ya da ünlemde ünlem bulunan cümlenin sonunda ünlem işareti kullanılır. Ünlemlerden bazıları şunlardır. A, E, O, A, ah, E, Of, Uf, A, H, B, Ha, Hay, Hey, Vah, Vay, Pöf, Püf, Hop, Tuh, Tüh, Yuh, Yuha, Aman, Hişt, Ayol, Yao, Haydi, Eyvah, Bravo, Aferin, kop Koppala, Sakın ve Benzeri. Ünlemlerde bağlaçlar ve adetler gibi cümlede anlama katkı yapar. Aşağıdaki örnekleri dikkatlice inceliniz. Ey insanlar sözümü iyi dinleyiniz seslenme. Tüh yine otobüsü kaçırdım üzülme. Ay ne şirin bir köpek böyle sevinme. Sakın ha bir daha buralarda dolaşma uyarma. Ah o ne güzel bir arabaydı özlem. Of bu kadar yeterli bıkkınlık. Vay gülüm nereden bu gidiş şaşma. Siz de okulun resimdeki ünlemleri bulup bunların cümlelerinin anlamını yaptığı katkıları yazınız. Fidan kız, Ceylan kız, Civan kız ah dedikçe kral vah ediyormuş ama... Arkadaşlar bunlar e, metinden bulduğumuz ünlemlerdi. Sekizinci etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümlelerde altı çizik kelimelerin türünü edat, bağlaç, ünlem veya cümleye kattığı anlamlar yazınız. O zaman sırası ile büyüklerin ellerini öpme yarışı başlardı. Edattır arkadaşlar ile eylemin nasıl yapıldığını anlatmaktadır. Amcalar, dayılar ve yetişkin oğullarla turunlar namazdan dönerlerdi. Bağlaç ve birliktelik anlamı vardır arkadaşlar. Davulcu hem tokmağı vurur hem manneleri okudu. Bağlaçtır arkadaşlar. Buradaki hem hem aynı anda anlamı katmaktadır. O kadar gürültü yaparlardı ki kendi seslerini duymazlardı. Arkadaşlar buradaki ki bağlaçtır neden sonuç anlamı katmıştır cümleyi. Kapıdan çıkarken eyvah! Yine geç kaldım diye söylenirdi. Eyvah bir ünlemdir arkadaşlar ve üzülme anlamı katmıştır. Dokuzuncu etkinliğimiz kendinizi yerli turistleri Gazlıgöl'de gezdiren bir rehber olarak düşününüz. Yaptığınız araştırmadan ve okuduğunuz metinden hareketle turistlere Gazlıgöl'ü anlatınız. Konuşmanızı yapmadan önce anlatacaklarınızın içeriğini düşünce sıralamasına göre düzenleyiniz. Anlatacaklarınızı liste haline getiriniz hayal gücü, benzetme, abartma, mizah ve benzeri de yararlanarak tam bir rehber gibi konuşmanızı yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya, dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Grup olarak yazma yöntemini kullanarak bulunduğunuz mahallenin adının konması ile ilgili bir efsane oluşturunuz. Oluşturacağınız efsane ile ilgili aşağıdaki taslağı doldurunuz. Olay örgüsü Önce doğal bir afetten dolayı göç eden insanların yerleşeceği bir yer temini dile, dileyecek. Sonra da o yerin en önemli sembollerinden biri maliye verilecektir. Kişiler, göç eden insanlar, aralarındaki sözcü, mekan, adana, zaman, geçmiş zaman. Evet arkadaşlar şimdi e, devam edelim. Serim bölümünde yazacaklarımız. Evet arkadaşlar doğal bir afet olan deprem yüzünden önceki yaşadıkları değiştirmek zorunda kalan insanları anlatacağım. Düğün bölümünde yazacaklarımız bu insanların geldikleri yeni yerleşim yerinde verdikleri yaşam mücadelesini ve karşılaştıkları zorlukları anlatacağım. Çözüm bölümünde yazacaklarımız çözüm bölümünde zaman içinde gelişmelerini ve köylükten çıkıp mahalleye dönüşmelerini anlatacağım. Yukarıdaki taslağa göre metninizi oluşturunuz. Metninizi oluştururken yazım kılavuzunuzu kullanınız. Gelin öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarından yararlanınız. Metninize uygun bir başlık koyunuz. Yazdığınız metni okuyunuz. Bu okuma sırasında metninizde anlam bütünlüğünü bozan ifade olup olmadığına bakınız. Yazım ve noktalama hatalarınızı düzeltiniz. Metninizi sınıf panosunda sergileyiniz. Bir metin yazalım arkadaşlar dilerseniz birlikte. Bundan 70 yıl kadar önce Adana'nın Karataş ilçesinde büyük bir deprem olmuştu. Bu depremde birçok yakınını kaybeden insanlar oradan göç ederek daha huzurlu yaşayabilecekleri yeni ve kimsenin olmadığı bir yere göç ettiler. Bu yere gelince baktılar ki bu yerde çok sayıda kara ağaç var. Dediler ki bu yerin adı kara ağaç olsun. Zaman içinde geliştiler. Çolu çocuk arttılar. Artık köy gibi bir yer değil koca bir mahalle oldular. Ve o mahalleye kara ağaç mahallesi adını verdiler. Evet arkadaşlar bu şekilde bir metin yazdık. Şimdi gelecek derse hazırlık bölümüyle dersimizi bitirelim uzun yıllar vatanından ayrı kalan büyüklerimiz, akrabalarınız varsa onlara vatan kavramı hakkında neler düşündüklerini sorunuz. Ben mahallemizde yaşayan, yazın Almanya'dan ülkemize gelen Ayşe teyze ile Burak amcadan şu düşünceleri topladım. Ayşe teyze şöyle dedi. Vatan özlem bitmiyor. Ankara'ya gideceğiz. Oradan Trabzon büyüklerimizi buluşacağız. Hasret gidereceğiz. Yollar ne kadar yorucu olsa da vatan hasreti engel tanımıyor dedi. Yaz tatilini denizde geçirecek olan Burak Ünlü de her sene bu yol çilesini çektiklerine fakat vatana dönmenin her şeye değer olduğunu söyledi. eban.gov.tr adresinden vatan konulu videoları izleyip dokümanları inceleyiniz. Vatan sevgisini anlatan şiirler bulup ez Evet arkadaşlar cevabımızla bakalım. Vatana şiir. Vatanını sevmeyen insan diyemem. Türk'ü sevmeyene ben de sevmem. Dinine kalkıp sövene boşver aldırma diyemem. Çocukları kullanırlar şer güçler, hain senaryoda saklanmış düşler. Uyan ey milletim uyan, ülkeni parçalamadan bu güçler. Ay yıldız sevdası başkadır bende. Şehidimin kanı kalır mı yerde? Hesap er geç elbette sorulur, birileri onlara olsa da perde. Göğsümde iman, elimde bayrak, cesedimden ruhum böyle çıkacak, Rabbimden, duamdan böyle istedim. İnşallah beni utandırmayacak. Yılmaz Çetin yazdı arkadaşlar bir şiirdi. Canım vatanım, vatan canım, vatanım varlığımın nedeni, ezan bayrak sırtında şehit taşır bedeni. Damar damar çınardır zikrediyor yaprağı, cihan ile elleşti yorgun vatan toprağı. Yıldızlar geldi dize, ağır yükü pek ağır, taşıdık asırlarca yine taşırız kahır. Tanımam sağı solu tek vücuttur bu vatan, şemdinliğe aldanma yoksa sonu hafakan. Bu, bu halin nedendir? Ömer der ki neyin var? Arkadaşlar bu şiirleri defterinizde yazıp ezberleyebilirsiniz. Bu şiirlerin devamı ve daha fazlası evvelcevap.com web sitemizde var. Evvelcevap.com web sitemize girdiğinizde bu metnin aynısını ve bu şiirlerin devamını orada bulabileceksiniz. Evvel cevap YouTube kanalını takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Evvel cevap ailesi olarak size derslerinizde ve hayatınızda başarılar dileriz. Saygılar, selamlar.